Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dracula bir aşk hikayesi, Mehmet Rotası 3. sezon 4. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Uykulu Çayır'daki buluşma. Evet. Bölüm 4. Uykulu Çayır. Benim adım Alexandra. Sana savaş arkadaşlarından mektup getirdim. Sene 1448 Haziran Osmanlı İmparatorluğu Edirne. Lale mutluluktan çığlık attı. Aslan ve Vlad'tan mı? Misafir kız etrafına bakıp Unay'la başını salladı. Evet, baksana biri saklansak iyi olur. Sakince okursun. Ben de soluklanırım. Var mı öyle bildiğim bir yer? Evet, hemen şurada. Lale sınıfa girip lambaları yaktı. Alexander'a girişte dondu. Depo gibi bir yer bekliyordum. Bu ne böyle? Sultan Sarayı mı? Lale güldü. Yok canım, burası okul. Akşamlara burada kimse olmaz. Rahatsız edilmeyiz. Geç otur. Misafir kız tereddüt içinde olsa da oturdu ve çantasını açmaya başladı. Sınıf sıcaktı, o yüzden Lale, Mehmet'in ona hediye ettiği şalı çıkardı ve oturup kızı inceledi. Çok değişik biriydi. Erkek kıyafeti, kaba saba tavırlar, halbuki hareketlerinde gerçek bir kadınsılık ve zarafet vardı. Al. Çantasına parşömen çıkardı. Lale onu heyecanla açtı. Mektubu ortak yazmışlardı. Vlad'ın kusursuz satırları ve Aslan'ın geniş, hızlı yazısı. Merhaba sevgili Lale. Umuyoruz ki her şey yolunda. Hatta bundan şüphe bile duymuyoruz. Dünyanın en harika kızının her şeyi harika olmalı. Ya seni yerim. Bizim için endişelenme. Ciddi bir çatışma yaşanmadı. Neredeyse hemen kuşatma başladı. Sveti-Grad Kalesi çok sağlanmış. Onu fethetmemiz kolay olmayacak. Kapılardan içeriden açabilecek birine padişah cömert bir mükafat vereceğini ilan etti. Ama karşı tarafta kimse hainlik yapmak istememiş. Kaleyi koruyan garnizon, İskender'in yardıma geleceğini bekliyormuş. Boşuna bekliyorlar. İskender gelse de... Venediklilerle savaştıktan sonra sultanın ordusuna karşı koyacak gücü kalmamıştır. Bunu biz tanışmadan önce yazmışlar. Lale şaşkınlıkla kıza baktı. Nasıl tanıştınız? Şöyle... Arnavutluk, şunu bir türlü okuyamıyorum ya. Aslan çadırdan çıktı ve sessiz kampa baktı. Herkes uyuyordu. Ateşi birkaç odun ekledi ve önüne oturdu. Sonra çadırdan gözlerini uykulu uykulu kısa Vlad çıktı. Her şey yolunda mı? Evet, uyuyamadım. Boş yere dönüp duruyorum. Seni de uyandırmışım. Vlad arkadaşının yanına oturdu ve gece gökyüzüne baktı. Bugün de çok yıldız var. Lale ile birlikte yıldızlara baktığımızı hatırlıyor musun? Takım yıldızları arıyor. Kafamıza göre onlara komik isimler takıyorduk. Evet, Lale yıldızları çok severdi. Hala seviyor. Ancak yıldızlara bakacak zamanımız artık yok. Aşırı ciddileştik. Geri döndüğümüzde mutlaka... Vlad başını salladı. Artık her şey çok farklı. Lale genç bir kız oldu. Eğlenmesi gerekecek. Bu sözler ikisini de üzdü. 4 yıldır tanışıyoruz. 4 yıl sonra ne olacak? Eminim ki sen harika bir askeri kariyer yapacaksın. Bunun için her şeye sahipsin. Yetenek, çalışkanlık. Birkaç içinde Damet gibi özel muhafız birliğinin başına geçeceksin. Ya da İskender'in zamanında yaptığı gibi daha ileri gideceksin. İskender iyi bir savaşçı, bir hain, koşulların kurbanı olmuş. Bunu söyleyelim. Padişah ile vatan arasında seçim yapmak zorunda kalmış. İkincisini seçmiş ve bu çok normal. Aslan İskender'e anlayışla davranıyor.
Peki. Başka bir şey demek istedim. Osmanlı ordusunun en iyi başkomutanı olduğu dönemden bahsediyorum. Sen de onun gibi olabilirsin. Kim bilir, belki de olmazsam da sorun değil. Ali Bey gibi çocuklarına dövüş hocası olacağım. Gayet güzel bir meslek. Ya sen Vlad? Ay da geç gideceğim. Babamı ve kardeşimi öldürdükten sonra Macarlar, Eflak Prensi'nin tahtını amcam Vladislav'ı geçirmiş. Sultan Murat, Osmanlı himayesinde olan başka bir hükümdarı onun yerine geçirmek için doğru zamanı bekliyormuş. Seni. Evet, işte o zaman çok çalışmam gerekecek. Yıkılmış bir ülkeyi ayağa kaldırmam gerekecek. Ve ona her şeye karşı korumam gerekecek. Bunu yapmak zorundayım ve yapmak istiyorum da. Sevdiklerimin anısına, bir de Eflak halka daha iyi bir hayatı, iyi hayatı hak ettiği için. Senin bu azminle eminim ki çok başarılı olacaksın. O an çadırın arkasında insan gölgeleri belirdi. İki genç adam ayağa fırladı. Bir saniye sonra köylü kıyafetli olan birkaç adam ortaya çıktı. Dur, kimsiniz? Uzun boylu bir adam bir adım öne attı. Beyler, şarap ve eğlence ister mi? Çok ucuz. Nöbetçileri nasıl geçtiniz? Uyuyorlar efendim. Aceleyle çadırın etrafına dolaşan Vlad, bazı gardiyanların oturarak, bazılarının ise yerde yatarak gerçekten de uyuduğunu gördü. Benim nöbetçileri uyandırmam gerek, geri dönüp köylülerle konuşmam lazım. Tabii ki bu. İçinde kötü bir his doldu. Vlad hızla uyuyanlara yaklaştı ve birinin omuzundan salladı. Gardiyan gevşekçe sallandı ve yan düştü. O zaman Vlad onun kan içinde olduğunu gördü. Sırtında derin bir yara vardı. Gardiyanlar uyumuyormuş. Hepsi ölmüştü. Aslan, bu bir saldırı. Dikkat et. Vlad geri koştu ama çadırın etrafına döner dönmez iki keskin bıçak yolunu kapattı. O anda aslan arkadaşının çığlığına dönerek üzerine kaldırılmış bir kılıç gördü. Anda geri atladı ve keskin uç omuzundan bir santimetre ötede ıslık çalarak havada uçtu. Aslına değmeden. Doğru seçim aslanın yara almasını engelledi. Peki. Kılıcını havaya kaldıran aslan geri çekildi. Onlarca silahlı savaşçının karanlıktan ona doğru çıktığını gördü. Güçlü gövdeler, çelik gibi bakışlar, bu adamlar sıradan asker değildi. Özenle seçilmiş kiralı katillerdi. Vlad'ın önünde iki tane duruyordu. Aslan ise tek başına koca bir müfreze ile karşı karşıya kalmıştı. Bir sonraki anda saldırıya geçmiş kalabalık yüzünden Vlad onu artık göremiyordu. Kalkın, kampa saldırıyorlar. Vlad'ın çığlığı, arkadaş adına yaşadığı korkusu ve içinde yükselen müthiş bir öfke dalgası. Yardım etmeye çalışması, kılıcının darbesi, bir tane daha. Ama o an Vlad aslanın koca koca savaşçıları oyuncak asker gibi etrafa dağıttığını gördü. Ha! Kısa süre sonra dört tanesi yere yığılmıştı. Geri yakalanlar saldırmaya cesaret edemeden geri çekildiler. Ama o sırada kampa ilk giren uzun boylu köylü öne çıktı. Bu sefer elinde çelik bir zırh vardı. Elinde ise işlemeli, pahalı olduğu belli olan bir kılıç parıldıyordu. Onunla kendim ilgileneceğim. Siz kampa saldırın. Baş üstüne prens. Gürültüden uyanan Osmanlılar çadırlardan fırlamaya başlamışlardı bile. Çatışma yeni bir boyut kazandı. Her yerde çeliğin sesi, kalkanların çatırdaması duyuluyordu. Ama en şiddetli karşılaşma çadırın önünde gerçekleşiyordu. Aslan ve prens kılıçlarını birbirine vurdu. Omuz omuza geldi. Her ikisi inanılmaz bir kuvvet ve dövüş ustalığını sergiliyorlardı. Kesinlikle eşittiler. Birini yenen ancak hala ikinci düşmanıyla savaşan Vlad o sırada bir kızı fark etti. Bir tarafta duruyor, bir şeyler mırıldanıyordu. Gözlerini aslanın sırtına dikmişti. Vlad kızın dediklerini anlıyordu. Çünkü kızın konuştuğu dil Vlad'ın ana diliydi. Ah! Aslan birdenbire ayağını burktu, bir adım geri attı ve tek dizinin üzerine düştü. Sonraki saniyede prensin kılıcı aslanın kafasının üzerinden geçti. Hırırır. Hayır, aslan. Bıçak aslanın boynuna indi. Ve sonra garip bir şey oldu. Kılıç aslanın tenine değer değmez, bir demirhanedeki sıcak metal gibi parıldayarak geri sekti.
ve prensin elinden fırlayıp havaya uçtu. Ne oluyor be? Aslan prensinin kılıcını havada kaptı. Düşman geri çekildi. Herkes beni takip etsin. Gidiyoruz. Etrafa hemen o an kalın bir sis tabakası çöktü. Sisi saklanan saldırganlar aceleyle geri çekindiler. Vlad'ın rakibi de sisin içine daldı. Vlad dönüp Aslan'ı aradı ama sadece kızı gördü. Önünde hançere çekmiş bir Osmanlı askeri duruyordu. Ha! Vlad askere koştu ve onu yere düşürdü. Asker şaşkın şaşkın etrafına bakılırken Vlad kızı çadırın içine sokmayı başardı. Alexandra kimin eline düştüğünü biliyordu. Biraz önce ağaçların arasına saklanan Alexandra, iki arkadaşın ateşin başında yaptığı konuşmasını dikkatlice dinlemişti. Evet, Alexandra'nın vatanı, Eflak Prensliği'nin veliahtı, şu an kızın tam önünde duruyordu. Ama düşman tarafında. Benim kaçmam lazım, ona teşekkür etmemle gerek. Sessiz olup kıpırdamamam lazım. Bunu söyleyelim. Alexandra hafifçe tısladı. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Şuraya otur ve ses çıkarma. Sizinkiler gitti. Etrafta sadece Osmanlılar var. Seni görürlerse bitersin. Anladın mı? Evet, anladım. Vlad çadırdan dışarı koştu. Hava aydınlanıyordu. Askerler etrafta koşuşturarak yaralıların kaldırıp ölüleri taşıyordu. Osmanlı kampı gece saldırısından sonra kayıpları sayarak toparlanmaya çalışıyordu. Vlad çılgın gibi arkadaşını arıyordu ama onu hiçbir yerde göremiyordu. Aydın arkasından bir ses geldi. İyi ki de uykum yokmuş. Aslan, hayattasın. Evet, sen de öyle. Sıkıca sarıldılar. Beni kurtardın, bana seslenmeseydin. Seni ise tüm kampı kurtardın. Eğer onları durdurmasaydın... Aslan utanarak elini sağladı ve Vlad'a elindeki kılıcı gösterdi. Harika değil mi? Böyle mükemmel bir kılıç hayatımda görmedim. Ah Aslan, en iyisi ne olduğunu anlatsan. Nasıl oldu da seni yaralayamadı o herif? Ben de anlamadım, acayip bir şey. İşte kahramanlarımız. Padişah maiyetiyle beraber genç adamların çadırına yaklaştı. Muhafızlar, hizmetçiler, hep telaş içinde olan doktor, Şirvani ve Mehmet. Baba, buraya gelmemeliydiniz. Şehzade haklı, gücünüzü korumanız gerekiyor. Merak etmeyin, uzun sürmez. Onlara bizzat teşekkür etmem gerekiyordu. Hizmetçisinin yere koyduğu banka oturdu. Evet, profesyonel Arnavut savaşçılarından oluşan koca bir müfrizeyle karşı ikiniz savaştınız. Siz olmasaydınız bu herifler uyuyan yüzlerce insana tavuk keser gibi bıçaklardı. Ama sayenizde çok az kaybımız var. Onların ise asıl amacı bizi korkutmak ve hazırlıksız yakalamaktı. Başarısız olmuşlar. Bu başarı bir ödül hak ediyor. Birazdan Saymanım sizi savaş ganimetlerinin durduğu deposuna götürecek. Orada birçok kıymetli eşya vardır. Her biriniz kendinize bir şey seçebilir, istediğiniz herhangi bir şey. Ama bunlar tabii ki önemsiz şeyler. Önemli olan, bu seferden döndükten sonra... Aslan, senin özel muhafız birliğinin komutanı olarak atamanı konuşacağız. Ne? Benim mi? Bu kadar kısa sürede... Damet'in yerine hala kimse geçmedi. 2 yıldır bu görevdesin ve kendini mükemmel bir şekilde gösterdin. Bugün ise yine bir göreve layık olduğunu herkese ispatladın. Teşekkür ederim padişahım. Sen ise Vlad, siyasi kariyerin doğrultusunda en önemli konularda benim desteğimi alacaksın. Bunun dışında kişisel bir ricanız varsa buyurun. Sizin için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederiz. İkinci Murat Aslan'ın elindeki kılıcı fark etti. Peki bu nedir? İskender'in düşürdüğü kılıç mı? İskender mi? Sultan güldü. Delikanlı, kiminle savaştığını bile anlamadın mı? Evet oydu. Georgi Castritoit'in ta kendisi. Eski savaşçılarım onu çok iyi tanır. Bundan sonra onların kahramanısın. Şaka mı? Büyük yenilmez İskender'e karşı tek başına savaşmak. Padişah hizmetçiye kılıcı kendisine teslim etmesini emretti. Aslan kılıcı istemeye verdi. Ancak yaşlı Georgie kuvvetini kaybediyor gibi görünüyor.
Bu kılıcın elimize geçmesi bunun önemli bir göstergesi. Umarım yakında aynısı efendisinin de başına gelir. Bu kılıcı çadırıma asacağım. Zaferimizin bir alameti olarak gözümü neşelendirsin. Ah, kıyamam sana. Olur mu aslan? Padişahım, olur tabii. Sizi mutlu etmek benim için bir onurdur. Ne düşündüğümün bir önemi yok. Bunu söyleyelim. Sultan böyle bir cevaptan memnun. Saraydaki saygı arttı. Peki. Sultan minnetle gülümsedi. Evet, son zamanlarda pek mutlu olamıyorum ama sen beni mutlu etmeyi başardın. Kılıcı hizmetçiye uzattı. Ve doktor ile Mehmet'in yardımıyla ayağa kalkmaya başladı. Çadıra Kemal yaklaştı. Saygılarımla, posta arabasının gönderilmesi için her şey hazır. Mektupları toplayalım mı? Aa evet, mektuplar. Mehmet, Şirvani beni geri götürecek. Sen burada kal, posta ile ilgilen. Bu işi sana bırakıyorum. Merak etmeyin padişahım. Padişah ve Mahit ayrıldı. Mehmet, Kemal'e emirler vermeye başladı. Mektup toplamak için sana yarım saat veriyorum. Yardımcılarını al, kampı onlar dolaşsın. Kimseyi beklemeyin. Tam yarım saat sonra her şeyi kontrol edeceğim ve yola çıkacaksınız. Peki şehzadem. Kemal, Vlad ve Aslan'a döndü. Hadi başlayalım beyler. Mektuplarınızı rica edeceğim. Onlar hazır mı? Evet, dünden beri. Mehmet tam gidecekken birden durdu. Beklenti içinde genç adamlara baktı. Başka seçenekleri yoktu. Aslan'la Vlad'ın perşemenlerini getirdiler. Kime? Bunu çizelgime yazmak zorundayım. Bu kardeşim Radu için ve bu... Mehmet Vlad'ı tam anlamıyla gözleriyle yiyordu. Vlad gözünü kaçırmadı. Yavaş ve net bir şekilde konuştu. Padişahın yeğeni Lale Hatun için. Kemal, bu mektupları beylere geri ver. Geri mi vereyim? Lale Hatun'un soylu bir aileden gelen genç, bekar bir hanım. Görgü kuralları gereği sadece arkadaşlarından, akrabalarından, akıl hocalarından gelen mektupları kabul etmesine izin veriliyor. Onlar da bizim arkadaşımız. Yabancı beyefendilerden gelen mektupları alamaz. Böyle bir mektubu ona iletire küçük hanımı uygunsuz bir duruma düşürmüş oluruz. Lale Hatun yetimdir. Kızının itibarını koruyabilecek ebeveynleri yok. Yani onun bir yakını olarak bu durumu ben düşünmeliyim. Geleceğin sultanı. Kemal şaşkına döndüğü için tereddüt etti. Perşemenleri geri verdi ve aceleyle dönüp gitti. Mehmet ise Aslan ve Vlad'a hırçın bir bakış attı. Bunun geçmişteki anlaşmazlıklarımızın intikamı olduğunu düşünüyor olmalısınız. Ama değil. Çünkü umurumda bile değilsiniz. Sadece Lale'yi önemsiyorum. İnsanları tanımıyor. Çok saf, çok temiz kalpli. Erkeklerin aklından geçenleri bilmiyor. Bazen en yakınlarının bile düşman olabileceğini bilmiyor. Ne yazık ki bu da öğrenmesi için bir nedeni vardı. Bana eskiden işlediğim suçu hatırlatıyorsun, tabii ki. Yalnız ben onu zaten hatırlıyorum. Neredeyse hiç unutamıyorum. Ayrıca bu yüzden o kızı korumam gerektiğini hissediyorum. Siz ikiniz sürekli onun etrafına dönüyor, ona dostluk masallarını anlatıyorsunuz. Doğru olabilir, ona zarar vermek istemiyor olabilirsiniz. Fakat ona bir faydanız da dokunmaz ki. Sadece kaygı ve ızdırap. Haklı olduğumu biliyorsunuz. Saray bahçesindeki bu narin lale, sokaktan geçen bir yabancının kaba ellerine göre değil. Oo, değil. Asil, nazik ve cömert ellere göredir. Kimsenin onu elimden almasına izin veremeyeceğim kadar güzel bir çiçek. Kendine gelen Mehmet birden sustu, arkasını döndü ve hızla uzaklaştı. Konuşmaya devam edecekti bu arada. Bana mı öyle geldi yoksa bizi kıskanıyor mu? Yani ikimize birden öyle geldiyse. Kıskanıyor tabii ki. Lale'ye mektuplarına ulaştıramadıkları için zaferin ve ödüllerinin sevincini tam yaşayamadılar. Çadıra döndüklerinde yüzleri asık, kaşları çatıktı. Ne kibirli bir tip bu lanet olası Mehmet. Çıkıp onu boğacaktım. Aslan karanlıktan fırlayan kızı görünce irkildi. Aa korkma. Eflak prensliğinden gelmiş. Arnavutlarla birlikte buraya girmiş. Sonra neredeyse Osmanlılar tarafından öldürülüyordu. Bu yüzden buraya onu saklamak zorunda kaldım. Normalde açıklamaların çok daha net oluyor. Bakın şöyle yapalım. Gitmeme izin vereceksiniz. Ben de bu mektupları sizin şu laleye götürürüm. Hmm.
Alexander'ın bu anlattıkları arkadaşlardan gelen mektuba ek olarak tabloyu tümüyle aydınlatmış oldu. Yani düşünceli bir şekilde Alexander'a baktı. Sen güvenilecek biri değil misin? Çok cesur ve akıllı değil misin? Sırlarla doluymuşsun. Bunu söyleyelim. Ta Arnavutluk'tan buraya kadar mektuplarla gelmek. Hem de neredeyse padişahın habercisiyle aynı gün. Tek başına olan bir kız için ne kadar zor olduğunu hayal bile edemiyorum. Hiç de, alışığım. Kız kayıtsız elini salladı ama yanaklarının kızarması kendiyle gurur duyduğunu söylüyordu. Bu kadar, başka bir şey yok. Aniden kapı açıldı, korkmuş kızlar dondu, nefesini tuttu. İçeri Dimitris Hoca ve Zara girdi. Böylece eski Yunanlılar 7 tür aşk tanımlaması yapmış oldu. 7 mi? Evet, örneğin filia, manevi çekime dayalı aşk türü. Bu aşk arkadaşlar ruhen birbirine yakın insanlar arasında doğar. Bu sevginin temeli saygı, hoşgörü ve anlayıştır. Bu aşk özverili ve koşulsuzdur. Platon bu türün gerçek olan tek aşk türü olduğunu savunurdu. Veya örneğin mania, bu aşk takıntı gibi, hastalık gibi. Bir insan böyle bir aşk uğruna her şeyi, hem kendini, hem aşık olduğu kişiyi yok etmeye hazır olur. Sırf arzu nesnesi ona ait olsun diye. Bazen mania daha sağlıklı bir şeye dönüşebilir. Ama çok daha nefrete döner, dedi, trajik bir şekilde biter. İçeri girenler sonunda kızları fark etti. İyi akşamlar Lale Altın. Bu karşılaşma kimi daha çok utandırdı belli değildi. Değişik arkadaşıyla beraber orada duran Lale mi, yoksa aşk türlerini tartışmaya karar veren iki öğretmen mi? İyi akşamlar, Alexander ile tanışın. Dimitris'in anlayışına güvenen Lale, konuyla ilgili her şeyi olduğu gibi anlattı. Anlattıkları öğretmeni çok endişelendirdi. Demek siz Alexander'a doğrudan Arnavutluların kampından gelmişsiniz. Peki bundan sonra nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Kız utandı. Aslında gidecek hiçbir yerim yok. Gece vakti her yerde güvenlik var. Yoldayken ise neredeyse uyumadım. Sabah kadar burada kalmayı düşünüyordum. Ahır bile olur. Hayır, ne ahırı? Sana normal bir yer bulacağız. Lale Hatun, kusura bakmayın. İskender'in suç ortağını sarayda saklamanız... Sırrınızı kimseye anlatmam ama bu olay yine de ortaya çıkabilir. O zaman çok ciddi problemleriniz olacak. Evet, ama Alexander bana yardım etti. Ben de ona yardım etmeliyim. Kapı tekrar açıldı. Eşikte Mustafa Hoca belirdi. Aa, ne oldu? Neden bu saatte buradasınız ve... Şaşkın bakışı Alexander'a takıldı. Kim bu hanım? Günümüz Las Fiel, şehri Karaşato. Kendime geldiğimde saat neredeyse 8 olmuştu. Alet ve tabloları toplarken kapı çaldı. Noe ile Vlad gelmişti. Zamanı geldi mi? Uykulu çayıra mı gidiyoruz? Yaklaşık bir saat sonra yola çıkacağız. Noe alışılmadık derecede düşünceli görünüyordu. Vlad, Laya kalsa daha mı iyi olur sanki? Senle ikimiz gitsek? Ne? Aklına bile getirme. Sizinle geliyorum. Tabii. Bambi'miz işin tadına vardı. Biraz daha canavar gebertmek istiyor. Ancak uykulu çayırda daha da kötü şeyler var. Doğru diyor Leia. Normalde tehlikeli olmaz ama... Yerin kendisi... Sıradan insanlar orayı kaldıramayabiliyor. İçimde tatsız bir his oluştu. Ama korkunun bana hükmetmesine izin veremezdim. Ben kaldırırım. Vlad ve Noe gidince Leon'un odasına geçtim. Onunla mutlaka konuşmalıyım. Leo kapıyı çaldığımı duyunca kendisi açtı. Müsait misin? Evet, geç lütfen. Gözlerini kaçırdı ve içeri davet edercesine kolunu salladı. Nasılsın? Seni merak ettim. Gülümsedi. İyiyim, merak etme. Kısa, donuk gülümsemesi canımı sıktı. O an yatağın üzerindeki kıyafet yığınını fark ettim. Sen gidiyor musun? Katie'yi eve götürmeliyim. Ama geri döneceksin değil mi? Bugün değil muhtemelen ve yarın da. Sonunda sana baktı. Bilemedim Leia. Geri dönmem gerektiğini düşünmüyorum.
Artık seni veya çatıyı koruyamıyorum. Burada olmanın manası ne o zaman? Mana mı? Leo, sana faydalı olduğun için ihtiyaç duymuyoruz. Dostumuz olduğun için sana ihtiyaç duyuyoruz. Senin başına daha da fazla belaya sokmak istemem. O yüzden senden uzak durmaya çalışacağım. Ama burada olmanı çok isterim. Sadece ben değil, hepimiz seni çok seviyoruz. İtiraf etmeliyim ama bir konuda senden hala faydalanmaya çalışıyorum. Sen yanımdayken içim rahat, kendime güvende hissediyorum. İşte üzerime böyle bir psikolojik etki bırakıyorsun. Ne yapalım? Leo gülümsedi. Bu sefer iştenlikle, şefkatle. Öyle ki içim anında sıcacık oldu. Leia, o fotoğraf olayı için özür dilerim. İlk tanıştığımızda aşırı ısrarcıydım. Aptalca ve saçma davranıyordum. Seni kendime çok yakın hissetmiştim. Uzun süredir tanışıyormuşuz gibi gelmişti. Anlıyorum Leo, sana kızmıyorum da. Senin iş olayına ben de çok üzüldüm. Bu adil değildi. Boş ver, çözülür. Geldiğin için teşekkür ederim Leia. Bu benim için çok önemliydi. Katie'yi alıp geri geleceğim. Bu arada benden uzak durmak zorunda değilsin. Yardım ihtiyacın olduğunda bana güvenebilirsin. Teşekkürler Leo. Geri dön. Seni bekliyor olacağız. Leo'dan sonra kız kardeşimi ziyaret ettim ve kendisini iyi hissettiğinden emin oldum. Sonra Sandra'ya gittim. Sandra pencerenin yanındaki yastıklara yaslanmış kitap okuyordu. Yanına oturdum. Yıkana karanlık dünyaya gidiyoruz. Umarım sorun yaşamazsınız. Bol şans. Teşekkürler. Ayrıca Lale ve Alexander'ın geçmişleri nasıl tanıştıklarını öğrendim. Gerçekten mi? Gördüklerimi anlattım. Bu Sandra'yı çok heyecanlandırdı. Aa, sonra ne oldu çok merak ediyorum. Ben de. Geri döner dönmez öğrenmek için hemen tabloların başına oturacağım. Akşam 9'a doğru ben, Vlad ve Noe şatodan ayrıldık. Köprüyü geçtik ve nehre indik. Bu sefer doğrudan karanlık dünyaya giden yola çıktı. Engel yok. Direkt uykulu çayıra geçebiliriz. Aynen. Birkaç saniye içinde orada olacağız. Leia, sadece seni dönüştürmemiz kaldı. Tek bir el hareketi yaptı ve üzerinde artık yeni bir kıyafet vardı. Yabani çiçek. Mücevher. Doğaüstü. Gece sisi. Bu da çok hoş ama bu. Ve yeni bir saç modelim. Kır çiçekleri, değerli, doğaüstü, gece yarısı. Yeni kıyafetimin kıvrımlarını düzeltirken birden cebimde bir şey hissettim. Ve şaşkınlıkla içinden yanmış bir mum çıkardım. Bu nereden çıktı? Onu tamamen unutmuştum. Karanlık dünyada elde edilen, karanlık dünyadan çıkarılamaz. Nadir istisnalar dışında. Noe mağara işaret etti. Sen buradan ayrıldığında bu mum buralarda bir yerde kalmıştı. Şimdi sen geri dönünce o da sana geri dönmüş. Bir saniye sonra uykulu çayıra geçtik. Kendimi bir kez daha orada bulduğumda vücudumun hain bir şekilde titrediğini hissettim. Kısa süre burada yaşanan ağır duygular, inlenmiş bir kuvvetle üzerime yığılmıştı. Leia, her şey yolunda mı? Erteleyebiliriz. Hayır, ben iyiyim, hadi. Hapishaneye doğru ince bir taş patikası uzanıyordu. Önce Vlad gitti, ardından ben. Noe yüksek sesle düşünerek arkamdan geldi. Umarım yaşlı Ostar'a ziyaretimiz haber verilmiştir. O kim? Ostar? Uykulu çadırın bekçisi. Buradaki her şeyi o yönetiyor. Yani anahtarı Vlad'a veren o muydu? Evet, Ostar enteresan bir iblis. Her şeyden önce eşitliğe değer verir. Tüm unvanları, ayrıcalıkları ve torpilleri hor görür. Özellikle de bunları kullananları. Herkesin kendinden sorumlu olması gerektiğine inanır. Birinin veya bir şeyin arkasında saklanmaması gerektiğine. Çünkü onun da dediği gibi hapiste herkes eşittir. İster zengin, ister nüfuzlu, ister hizmetkar ol. Burada seni herkese aynı kadar bekler.
Gerçekten nüfuzlu kişilerin buraya çok nadiren düştüğü başka bir konu tabii. Karnavanın yargılanmasından sonra Vlad, Oster'in gerçekten saygı duyduğu birkaç kişiden biri olmuştu. Uykulu çayır gerçekten de adı gibiydi. Burada göğe kadar yükselen çıplak taş duvarların dibinde canlı hiçbir şey yoktu. Tek bir yaprak bile sallanmıyor, rüzgar bile esmiyordu. Sadece sessizlik ve her taraftan bastıran bir boşluk vardı. Vlad devasa kapı tokmağını kaldırdı. Bam, bam, bam. Bu ses son derece nahoştu ve şakaklarımda acıyla yankılanmıştı. Cevap gelmedi. Vlad kapıyı çalmaya devam etti ama kimse çıkmadı. Nerede kaldı bu? Belki şu kulelerinden birindedir. Bakmak lazım. Noe girişten yaklaşık 50 metre uzaktaki kuleleri işaret etti. Evet, ben sağdakini, sen soldakini kontrol et. Kulelere daldılar. Ben ise ana kapının önünde kaldım. Kendimi rahatsız hissediyordum. Bir Noe'ye, bir Vlad'a bakıyor. Onları gözden kaybetmekten korkuyordum. Aniden önüme büyük bir siyah gölge düştü. Keskin bir şekilde arkamı döndüm. Muazzam biri üzerimde eğiliyordu. Kapıyı kim çaldı? Sen mi? Her sözünün sesi her yerde büyük pullu bir kuyruk gibi uzanıyordu. Sen kimsin? Uykulu çayırda ne işin var? Arkama bakmaktan kaçmak istedim ama bunun yerine boğazımdaki yumruğu yuttum ve cevap verdim. Ben buraya Kral Vlad ile geldim. Editum Proculus'un torunu ile geldim. Kanlık anlaşmayı kapatmak için geldim. Tabii ki bu. İblis beni temkinli bir bakışla tepeden tırnağa kadar süzdü. Ne anlaşması? Karpatların kralı Vlad ile vergi tahsildarım hepsin. Anlaşmaları doğrudan bana bağlı. Bu yüzden burada olmak zorundayım. Oster yavaşça başını salladı. Anlaşıldı. Cevabın Oster'ın saygısını kazandın. Peki. Yüzünde gülümseme gibi bir şey belirdi ve sesi yumuşak, akıcı bir ton kazandı. Mütevazı hanemizde böyle cesur bir hanımefendiyi ağırlamaktan mutluluk duyarım. Sadece cesur da değil, aynı zamanda çok güzel bir hanımefendiyi. Ostar. Ne şeytan ama ha? Zamanı boşa harcamıyor. İblis arkasına hızlı bir bakış attı ve hemen eski sert tavrına büründü. Beyler, saygılarımı sunarım. Hoş geldiniz. Sadece formları dolduralım. Sonra hemen buyurun. Kapının arkasında bir geçit vardı. Daracık bir hol. Hanımefendinin form doldurmasına gerek yok. İlerleyebilir. Oster ikinci kapıyı açtı ve bana bakıp davet hareketini yaptı. Lea, istersen bizi bekleyebilirsin. Evet, umarım her zamanki kadar uzun sürmez. Ama hol o kadar sardı ki dördümüz sığamadık. Ayrıca bayağı tavı midemi bulandırıyordu. Bu yüzden hızlıca ikinci çıkışa geçtim. Ben en iyisi kapının arkasında bekleyeyim. Kapının diğer tarafına geçince şaşkına döndüm. Kendimi yüzlerce hücrenin olduğu geniş bir alanın içinde buldum. Her biri hücrede bir veya daha fazla silüet görünüyordu. Hepsi kıvranıyor, çırpınıyordu. Etraf onların ürkütücü iniltileriyle doluydu. Noe'nin sözlerini hatırladım. Enerjilerini alıyorlar. Çok acı verici bir süreçmiş. Her biri şu an muhtemelen ölmeyi tercih ediyordur. Ki çoğu sonsuza kadar burada kalacakmış. Bu azabı da sonsuza dek çekeceklermiş. Korku ve kederden içim soğudu. Hipnoz edilmiş biti gibi titreyerek hücrelere doğru yürüdüm. Uzaktan insan görünümünde olan silüetler aslında insan değilmiş. İnsan da değil, şeytan da değillerdi. Yüzlerinin yarısı silinmiş, boş bedenlerdi sadece. Bazılarının yüzü bile yoktu. Parmaklıklarını birine oldukça yaklaştım. İçeride bir kız vardı veya benzeri. Umutsuz iniltileri diğerlerinin kadar yüksek değildi ve zar zor duyulabiliyordu. Bu onu daha da ürkütücü yapıyordu. Beni fark edince koca paslı kelepçesi olan ince kolunu zorlukla havaya kaldırdı ve bana uzattı. Dayanamadım. Karşılık olarak ben de ona elimi uzattım. Biraz daha uzattım ve biraz daha. Bir milim ve ellerimiz birbirine değecek. Aaa! Dehşet içinde geri sıçradım ve sırtımla birine çarptım. Birinin kuvvetli pençeli kolları beni tuttu ve kendine doğru döndürdü. Evet.
Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.